Umeyr <Sessizlik> <Sessizlik> el-Leysi radıyallahu anh rivayet ediyor. allah Teala İsa aleyhisselama beş dua öğretti. Hediye etti. Cebrail aleyhisselam bunları zilhüccenin on günlerinde getirdi. Ve buyurdu ki ey İsa bu beş dua ile zikirde bulun. Zira allah Teala nezdinde bu on günün ibadetinden ve zikrinden daha üstün günler yoktur. Şimdi siz hani zikri artıracaksınız, hangi zikri yapacaksınız? Onu anlatıyorum şimdi. Ya cumartesi başlıyoruz, Kurban Bayramı günü dahil. Dahil bu zikirler yapılıyor. Ama bunlardan üstün zikir de yok. Söyleyeyimse bunlardan üstün gün de yok. Gün de yok, zikir de yok. Bunların birincisi beraber o 5 kere okuyalım ama bunları tekrar te 100 kere 100 kere okuyacaksınız. La ilahe illallah ehdehu la şerike leh. Lehul ve lehul hamd. Yuhyi ve yumit bi yedi'l hayr <laughs> ve ala kulli şey'in kadir. Bu birinci zikir kaç kere okunuyor? Yüz kere. kere, okunuyor. Zaten Bukhari hadis şerifinde sırf bu zikir için geçiyor ki herhangi bir gün içinde bu zikri yüz kere yapandan o gün daha eftal amel kimse yapamaz. Ha kutbul aktap olsa diyelim ki dünyadaki en büyük veli kim? Kutbul aktap, Gavsul Evtad Hazretleri. Başımızın tacı. Fakat o gün bu zikri o yapmamış. Senin benim gibi garibanın biri de yapmış. Evliyalıktan, uzaktan, yakından alakamız yok ama bu zikri de yapmış bulundu. Bukhari hadisinde diyor ki dünyanın en büyük velisi olsa bu zikri yapmamışsa o gün bu zikri yüz kere yapandan daha eftal bir amel onun defterine yazılmaz diyor. O gün dünya halkı içinde ondan fazla amel etmiş olarak kimse yazılmaz diyor. Bukhari bu ha. Ancak onun kadar söyleyen veya ondan fazla söyleyen. Diyelim ki öbürü 110 yaptı, 200 yaptı, o geçer. O da yaptı, denk gelir. Aynısını. Ama ne kadar başka amel yaparsa yapsın, bunu 100 kereye tamamlayamazsa, diğer amelleri ne olursa olsun, bunu 100 kere yapandan eftal yazılmıyor. Bukhari hadisi böyledir. Şimdi bu zaten bu beşin birincisi. Bu beş zikir tertibinde birincisi zaten bu meşhur hadis yani. Bukhari'deki hadisi de içine almış oluyor. Ama 10 günlerde olursa meselesi var tabii. Bu özel şimdi. İkincisi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike leh ilahen vahiden sameden dem sahibeten ve la Kaç kere? Üç kere. kere. Bu da acayip bir zikirdir. Ve lemekullu kufanaat eklemesi de falan var başka rivayetler. Bu rivayet on günler için olan budur. Lafızları onun için dikkat edeceksiniz. Kurban Risalesi sayfa 148'de başladı. 148'de birinci zikir. 149'da iki tanesi var. 2 ve 3. Üç. 3. zikir yine buyurur. Eşhedü en la ilahe illallah la şerike leh mülkü ve lehul hamd yuhyi ve ve hayyul la bi hayru ve hu ala kulli şeyin kadir. Bak lafızlarda farklılıklar var. Benziyor ama farklılıklar var. Mevlan isimleri sıfatlarında ilaveler var. Üçüncü, dördüncü, hasbi Allahu ve kefa semi Allahu limen daa leysa vera Allahi munta. Bu da yüz kere. kere. Beşinci, biraz uzundur, duadır. Allah melek elhamdü. Kelledine kul ve gayran mimma nekul Allah melek salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati. Lillahi rabbil alemin ve leke rabbi turati Allahümme ya'ûzümke min azâbil kabri ve min şetâtil emri Allahümme yes'elüke <laughs> min hayrima teciv bi rîhû Bu da acayip bir duadır. Hamdlerin en üstünüdür. İşte kurbanım, namazım, ölümüm, hayatım hepsi sana aittir. Kabir azabından sığınma var. Kafa dağınıklığı, işlerin dağınıklığı, hep şikayet ediyoruz ya. Bir toparlanamadım, bir düzene giremedim. Ben öyleyim, bilmiyorum, hiç düzelemedim de. Bu dağınıklıktan Allah'a sığınma duası var. Bir de rüzgarın getirdiği hayırlı şeyleri istiyorsun. Çünkü rüzgarla beraber Allah muhafaza çok şerler geliyor, mikroplar geliyor, efendim bulaşıcı hastalıklar, rüzgar bütün belaları getirendir rüzgar. Onun için ya Rabbi rüzgarın getirdiği şeylerin hayırlıları istiyorum diyor. Çok büyük bir dua bu da. Bu ne oldu? Beş oldu. Havariler dediler ki ya İsa bu duaları okuyanın sevabı nedir? Ama Zülhüccenin onun da yani cumartesi başlıyor. Her biri yüzer kere okunuyor. Buyurdu ki birincisini yüz kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. Okul kıyamet günü en fazla hasenatın sahibi olur. Ondan fazla hasenatı olan yok. Bu Bukhari'de ki hadis-i şerife de tıpatı uygundur. İkincisini yüz kere okuyan Allah Teala bir milyon hasene yazar, bir milyon günahını siler, cennette on bin derece yükseltir. On bin. Üçüncüsünü üç kere okuyana gökten yetmiş bin melek iner ona özel. Ellerini açmış vaziyette inerler ve bu zikri yapana salat, rahmet, feyiz, bereket yağdırırlar. Bu yetmiş bin melek o adama özel. Geliyor. Dördüncü üç kere okuyan bu zikri melek adamın ağzından alır yüz kere biter bitmez alır kapar Rahman Teala'nın huzuruna koyar. Mevla mekandan münezzeh nereye konmasını emrediyorsa kabul makamında oraya koyar. allah Teala o anda bu zikri Allah ve kefa zikrini okuyana nazar eder. Nazar eder demek bakar, özel bir tecelli eder. allah Teala bir kuluna bir kere nazar ederse, rahmetiyle tecelli ederse artık en mühim müjde şudur ki bir daha ebediyen bedbaht olmaz, şakı olmaz. Yani ne demek? İmansız ölme tehlikesi kalkar. Evet. Beşincisi bana ait özel öğretildi. Siz de amel edin ama sevabının açıklamasını yapmam. Yani ben de bilmiyorum demedi. O duada ne sırlar olduğunu açıklamasını yapmam için mezun değilim, izin verilmedi buyuruyor. Onda ne sırlar var bilmiyorum. Demin dedimse rüzgarından tut, kabir azabından, dağınıklıktan tut, birçok işlerden sığınma var, hamdler var, acayip yani kurban duası var. İnne salati ve nüsüki. nüsuk kurban çünkü. Ee, burada ilginç bir şeydir. 10 günlere mahsustur. Beşincisi, zaten sevabını bilmek şartımız var mı? Böyle İhlas zaten. Sevabını bilmediğinde daha ihlaslı oluyor. En uzunu da o yani. Öbürlerinden 3 tane kadar. Fakat sevabı da söylenmemiş. Sakın onu da bırakayım demeyin. Çünkü çok şerler, belalar başımızda dönüyor. Belalardan Allah'a sığınma zamanıdır.